Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin patent sayfasındasınız. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi size bugün salon dersinin ikinci serisinden bir video paylaşacağım. Bu seri niye için geliyor? Bu seride şöyle bir amacımız var. Bu seri, birinci serimizde tek ayakla slalom'a başlamayı öğretmiştik. Bu seride ise iki ayağa geçmeden önce yapmamız gerekeni göreceğiz. Çünkü şöyle bir şey olacak. Biz pateni öğrendiğimiz zaman kukaların arasından normal bir şekilde bu şekilde değil de iki bacağımızda kukayı X yapıp bacaklarımız arasından geçiriyoruz. Yani şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi X yaptığımız zaman bacaklarımız arasından kuka geçtiği zaman slalomu yapmış oluyoruz. Yani tabii ki bu düz slalom oluyor, yani sade slalom oluyor. Şimdi bunu nasıl yapmamız gerektiğini, bunun için ne yapmamız gerektiğini göstereceğiz. Şimdi hareket şu arkadaşlar. Birinci hareket, düz bir şekilde dururken iki kukanın arasına geçiyoruz. İki kukanın arasındayken durduğumuz zaman bir önceki kukanın arasına bacaklarımız erişecek, bacaklarımızı açıyoruz ve bacaklarımızı tam ortada birleştiriyoruz. Açtık, birleştirdik. Evet, şimdi geri bacağımı iteceğim. Tam kukanın hizasına geldiğim zaman, yani tam bu hizaya geldiğim zaman bacağımı çevireceğim. Yani düz dururken bacağımı çevirdiğim zaman slalom yapmış oluyorum. Yani şöyle diyoruz, bacak düz duruyor. Bacağı açtık, kapattık. Açtık, kapattık. Biraz daha seri olmak isteyen arkadaşlar bacağı daha çok açıp daha çok kapatabilirler. Daha iyi öğrenmek isteyen arkadaşlar bacaklarını daha çok açabilirler. Yani daha çok açıp daha çok o halde kalabilirler. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada araya iki kuka olarak yapacağız. Yani Emre'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Emre şu an hareketi yapıyor. Emre'nin yaptığı gibi iki kuka arasında yapacağız. Yani şu şekilde gösterelim. Burada dururken iki kuka atlayarak bu hareketi yapacağız. Bacağımızı açacağız. Kapatacağız. Bugünkü hareketimiz bu kadardı. Bu hareket iki bacakla slalom yapmaya geçmek için. Yani şu hareket için göstereyim basit olarak. Giderken bunun gibi veya bu hareketi bu konilerde, yani kuka dediğimiz aletlerde bu slalom hareketini, cross slalomu uygulayamak için bu hareketi öğrenmeniz gerekmektedir. Bu hareketten sonra az önce yaptığım cross slalom hareketi gelecek, nasıl yapıldı. Yine görüşmek üzere, takip edelim.